Efendim merhabalar. Hem Ne Var Ne Yok hem de Ne Var Ne Yok 2 YouTube kanallarıyla karşınızdayız. İkisine de abone olmayı unutmayın. Abone olmanız çok önemli. Haluk Özdil hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Merhaba sevgili Türker. Hayırlı olsun. Ne Var Ne Yok 2. Onu evet. Herhalde kurduk. Doğru evet, mudur? Hocam. Evet hocam doğrudur. İki kanaldan da izleyicilerimizle buluşuyoruz inşallah. Hocam Türkiye seçimi atlattı. Tabii herkes bundan sonra neler olacağını konuşuyor. Belki bu video yayınlandığında kabine de belli olmuş olur, bilmiyorum. Nasıl bir öngörünüz var? Özellikle ekonomi alanında dolar böyle yavaş yavaş o aradaki makas kapanmış oldu. Çünkü seçim öncesi bir makas açılmıştı alış ve satış arasında. O kapanmış oldu, dengeye gelmiş oldu. Neler olacak bu ekonomi özellikle yaz aylarında bizi neler bekliyor? Valla neler olmayacak ki Türker, çok şeye tanık olacağız. Tabii işin espri tarafı bir yana seçim ekonomisi nedeniyle tabii ki hani bütçede bir şey olmuştu, bolluk olmuştu. Bir de baskılama söz konusuydu. Şu an dediğim gibi dengelenmeye başladı. Ben geçen yıl Merkez Bankası'nın yıl sonu itibariyle öngörüsü vardı. 22.500 lira olarak yıl sonunu bitirmek istiyordu. Sanırım en fazla 23'leri 24'leri görebiliriz. Öyle düşünüyorum dolarda. Yani dolayısıyla hani dolar 30 lira olacak, 60 lira olacak diyenler yanılacak, acı çekecekler, onu söyleyeyim. Tabii ki altın çok önemli bir sıçrama yaptı. Altın baskılanıyordu. Hem dünyada hem Türkiye'de. Altının baskılanma sebebi de mevduat hesaplarıdır. Yani altın mevduat hesapları olmayan altını baskılamak için kullanıldığı için artık o da baskılanamadı bu şartlar altında. 1311 lirayı gördü gram altın. Dün çok yakın zamanda 1240'lara düşmüştü. 1311'e kadar çıktı. Yani şimdi neler olacak diyeceksin. Hani bu bir borsa yorumu olmadığı için ben de özet yapmak istedim. Altın da benim işim oldu artık, onu söyleyeyim. Yani o ünlü ekonomistler kusura bakmayacak. Bir şey söyleyeceğim, ayıp olacak ama insanların cebindeki altına göz dikmekle olmuyor. Yani altının parasına, reel altını bir şekilde dünyadan toplamak için altın üzerinde çok tuhaf oyunlar dönüyor. Onu söyleyeyim. Yani bu Amerika'dan başlıyor da bütün dünyaya yayıldı. Bunu da belirteyim. Şimdi gelelim asıl konuya. Tabii ki yaz aylarında biraz sıkıntılı günler olabilir. O da şundan kaynaklı. Bu yıl bazı tarım ürünleri yaşanan iklim krizi nedeniyle, ki hala şu an çok ciddi bir sıkıntı altındayız. Her ne kadar yağmurlar yağıyor gibi görünse de barajların doluluğu henüz %50'nin üzerine çıkmaması, İstanbul için konuşuyorum. Anadolu'da çok daha hani düşük barajlar var. O nedenle biraz sıkıntılı bir tarım üretimine yol açtı. Çünkü kışın kar lazımdı, kar olmadı. Kışın yağmur lazımdı, yeterince yağış almadı. Şimdi yağan yağmurlar ekinleri olumsuz yönde etkiliyormuş. Bunu dün bir tarım uzmanıyla konuştuk. Yani bazı ürünlerin çürümesine yol açacakmış. Bu nedenle hani fiyatlarda çok böyle geriye gidiş olacak gibi görünmüyor. Aslında daha önce de yapılan analizlerde Haziran ayından itibaren yiyecek fiyatlarında, özellikle tarım ürünlerinde bir gerileme bekleniyordu ama gördüğüm kadarıyla bu gerileme olamayacak. Çünkü iklim krizi buna engel oldu maalesef. Bir küresel ısınma bütün dünyayı çok olumsuz biçimde etkiledi. Hatta şöyle söyleyeyim, şu an İspanya'da olağanüstü durum ilan edilmiş durumda. İspanya'da barajlar %25'lerde, sıcaklıklar 38'lere çıkmış durumda ve bu yıl mesela şeyde fazla su kullanana çok büyük cezalar yazmaya başladı İspanya. Dolayısıyla Akdeniz ülkelerinin bir kısmı etkilenecek. Umarım biz etkilenmeyiz. O sıcaklar buraya gelmesin, o kuru hava buraya gelmesin diye dileyelim. Tabii ki onun dışında bir sakinleşme olacaktır Türker, onu söyleyeyim. Yani şimdi bir şey var, kaos, geçici birkaç günlük bir hareketlenme, borsa çıktı indi, işte dolar yükseldi biraz, çok fazla yükselmedi. Ondan sonra dediğin gibi kendini dengeledi, altın kendini dengeledi ki altının daha gideceği bir yol var. Çünkü Haziran ayı için benim öngörüm 1500 liraydı, 1311.
Eminim bu ayın ortalarında 1400'lere doğru gider diye düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Çünkü altının hak ettiği yer çok daha fazlası ama şimdilik öyle gider diye düşünüyorum. Dolayısıyla altın alanı kazandı. Ama geri kalan halk için ekonomi nasıl olacak derse şu ankinden çok hani bir sıçrama olacağını düşünmüyorum. Olumlu ya da olumsuz anlamda bir şekilde böyle bir süre gitmek durumundayız. Bu da ne kadar sürer? İşte Eylül ayında da inişli çıkışlı biraz devam eder. Turizm önemli. Turizmden gelecek gelir önemli. Bu sene, geçen seneye göre turizm gelirleri nedir diye bir araştırma yaptığımızda hemen hemen kafa kafaya denk gelen bir rezervasyonla karşılaştık. Umarım daha da artacaktır yani ilerleyen zamanlarda. Unutmayalım, Türkiye'ye karşı bir tavır söz konusuydu bütün Batı medyasında. Ve dolayısıyla Türkiye hakkında çok kötü bir algı yapıldı. Ve bu algı biliyorsun, yani işin ucu neredeyse Türkiye'de bir diktatörlük vara kadar götürdüler. O yüzden bu seçimleri etkilemeye çalıştılar. Seçimleri de etkileyemediklerini görünce çok ciddi biçimde Türkiye aleyhine propagandalar devam ediyor. Onu söyleyeyim. Hatta şu an yurt dışına gidecek olan insanların %90'ı vize alamıyor. Vize istemlerine ret geliyor. Yani oradan da bir tavır kondu Türkiye Cumhuriyeti'ne. Ama Türkiye bundan çok etkilenecek mi? Ben gidenler açısından gitmesinler. Sonuçta hani Avrupa'ya gideceklerdi ya gezmeye, gitmemiş olurlar. Ama Türkiye'ye gelecek turist açısından ben çok etkileneceğini düşünmüyorum. En azından kuzey ülkelerinden ve özellikle yani Rusya'dan ve benzeri ülkelerden zaten Arap işte cumhuriyetlerinden yani Arap cumhuriyetlerinden gelenler artacak. O yüzden çok turizmde açık vereceğimizi düşünmüyorum ama tarım konusunda tabii ekonomiye yansımaları olacaktır. Çünkü bu ay, bu yıl daha doğrusu buğdayın taban fiyatı da açıklandı. Bayağı bize köylüden alıp fiyatı. Bunların bize yansıması olacak. Bu gerçekler yola çıkmak lazım. Fakat dediğim gibi Eylül ayına kadar biraz böyle hani inişli çıkışı devam etse de Türkiye Eylül ayından sonra bir patlama olacak ve Türkiye çok rahatlayacak. Siz onu bir kere daha dile getirdiniz bizim programımızda. Ne olacak hocam? Eylül'deki beklenti ne? Biliyorsun konuşursam yer yerinden oynar demeyeceğim. Evet, evet. Şöyle bir şey var Türker. Şimdi bu kaynağın benden çok özel bir rica etti. Tamam mı? Lütfen dedi ayın 20'sini ilan et ama 20'sine kadar bekle. Ha üstü kapalı şunu söyledi. Yani ben biliyorum ne olduğunu da burada işte konuşmama sözü verdim. Yeraltı kaynaklarıyla ilgili hani mucizelere varan gelişmeler olacak. Ve bunların ekonomiye yansıması müthiş olacak. Bu bir. İki, ilk defa burada söyleyeyim onu da. Hı hı. Hani işte yurt dışından gelecek 300 milyar falan deniyordu ya muhalefet tarafından. Evet. Şimdi o para bir şekilde Türkiye'ye öyle bir para gelme ihtimali çok yüksek. Ha bunun bir karşılığı var mı diye sorabilirsen bilemem. Onu devlet yetkilileri söylesin. Yani... o para yatırım amaçlı geldiğine göre bir şeyler yapılacak ama çok ciddi bir para akışı bekliyorum. Dediğim gibi bu para akışı da büyük olasılıkla gene o dediğim aylara denk gelecek. Yani mucize ayına. Yani bir 300 milyar dolardan söz ediyoruz. Bu çok ciddi para. Küçük para değil, çok ciddi para. Böyle bir para gelme ihtimali çok ama çok yüksek. Onu söyleyeyim. Dolayısıyla herkesin düşündüğü gibi daha doğrusu hani karşıtların düşündüğü gibi Türkiye ekonomisi onların istediği biçimde yere vurmayacak. Onu söyleyebilirim. Yani gelişmeler özellikle Eylül sonrası dudak uçuklatacak Türkiye. Ama yaz aylarında işte dediğim gibi şu günden çok farklı olmayacak. Bu da kötü. Yani kötünün iyisi. Çünkü her ne derler hani güzelliğe giden yolda biraz sıkıntı çekmek gerekiyor. İşte o da o sıkıntıda, birkaç aylık sıkıntıda bir şey değil. Yani bugün daha sen de haber geçen gün. Yani Almanya'dan sonra Avrupa'nın diğer devletlerinde resesyon aldı başını gidiyor. Bunu da söyleyeyim yani. Çok ciddi sıkıntılar var. Amerika Birleşik Devletleri'nde şu an Fed'in
daha doğrusu Fed'in değil, Amerikan hükümetinin borçları ödeyememe riski devam ediyor. 12 Haziran'da netleşecek her şey. Yani şu an henüz anlaşma sağlanamadı. Var olan borcun üzerine tekrar bir 20 trilyon dolar borç istiyor Amerika Birleşik Devletleri. Yani tekrar bir şey çıkaracak, o tahvilleri ödeyemeyecek yoksa, devlet tahvillerini. Hani bu artırdı ya FED, devlet tahvillerini. Dolayısıyla çok büyük sıkıntı var Amerika'da. Eğer Cumhuriyetçilerde çoğunluk var, Temsilciler Meclisi'nde. Eğer Cumhuriyetçiler reddetmeye devam ederse, Amerika Birleşik Devletleri bir ara Trump'ın yaptığı gibi, olduğu gibi meclisi, daha doğrusu parlamentoyu kapatmak ve maaşları durdurmak zorunda kalacak. Yapmıştı bunu Trump, inat olsun diye. Şu anda iş inattan çıktı. Çok büyük risk altına girdi Amerika Birleşik Devletleri. Şu an Biden, gerçek anlamda Biden hükümeti çok büyük sıkıntı altında. Görüşmeler sürüyor. Yani Trumpçılarla, daha doğrusu Cumhuriyetçilerle. Ha, bugün bir gelişme olmuş. Ya işte görüşülmüş falan ama bence Amerika'yı bu zora doğru itecektir Cumhuriyetçiler, kendi ellerini güçlendirmek adına, öyle diyelim. Hı hı. Bu dünyaya yansıması çok iyi olmaz Türker. Yani şimdi Amerika bir şekilde hani konkordato ilan etti demeyelim ama hani benzeri bir durum ilan ederse, borcunu ödeyemeyeceğini, bu nedenle bir takım işte hani şeyi kapattığını, İşte Beyaz Saray'da maaşları durdurduğunu falan açıklarsa, bunun önce Amerika'daki bankalara yansıması çok iyi olmayacak. Çünkü unutmayalım, devlet tahvilleri, yani vadesi gelen tahvilleri ödemek zorunda. Ödeyemezse nasıl olacak bu? Yani devlet tahvili bu sonuçta. Yani bütün, hani bu faizleri artırarak bütün bizleri de zora sokan Amerika Birleşik Devletleri, FED, yani şu an oldukça sıkıntılı durumda. Ama FED'i oluşturan zengin aileler, bilemiyorum, Cumhuriyetçilere baskı yapıp bu durumu engelleyebilir mi? Amerikan ekonomisi her an ters saklı olabilir. Yani birdenbire batmaz ama çok büyük bir sıkıntı. Bu da dünyaya domino etkisi yapar. Her yere yayılır. Avrupa'ya yayılırsa Türkiye'de etkiler. Çünkü Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı yer Avrupa Birliği. O yüzden biraz sıkıntı olabilir. Umarım bu aşılır. Bu aşılırsa Türkiye'nin eli biraz daha rahat olur. Öbür türlü yani çok sıkıntı olur mu? Amerika kadar olmaz. Yani sıkıntımız. Çünkü Amerika'da çok ciddi sarsıntılar bekliyorum. Ama dünya bankalarından yansıması nasıl olur? Tabii onları bekleyip göreceğiz.